Kitap kafemiz sizlere, siz değerli gençlere hizmet sunmakta. Çalışma ortamı, ders çalışma ortamı, kitap okuma ve internet hizmetlerini sunmaktayız. Hafta sonları cumartesi günü saat 4.30'da belirlemiş olduğumuz bir program dahilinde bir yazarımızı siz gençlerle, lise gençleri ve üniversite gençleriyle bir araya getiriyoruz. Ramazan ayına kadar devam edecek olan bu programı sizlere davet ediyoruz. İkinci bir faaliyet programımız yazarlarımızı, kendi alanında uzman yazarlarımızı okullarımıza sizlere ulaştırarak, sizlerle buluşturarak deneyimlerini, tecrübelerini sizlerle paylaşmalarını, sizlerin soru cevap kısmında merak ettiklerinizi sormalarınızı formatında ilerleyen bir program. Bugün Malatya Lisesi mezunu, gazeteci, yazar Kemal Deniz beyefendi abimizi sizlerle buluşturmak üzere buraya bizleri misafir ettiniz. Birlik Vakfı yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Dini ve Milli Hizmetler Vakfı Başkan Yardımcısıyım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle bir etkinliğimize teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Birlik Vakfı Malatya Şubesi arkadaşlar 1983'te kurulmuş. Ancak daha sonra ara verdi. 2013 yılında yine Malatya'da faaliyetlerine başladı. Birlik Vakfı Malatya'da her perşembe günü irfan sohbetleri yapmaktadır. Saat 18'de önce yemek ikramımız var. Daha sonra da irfan sohbeti. İrfan sohbetlerimizin konusu ise çok değişik arkadaşlar. Her konuda irfan sohbetlerimiz var. İnönü Üniversitesi'nden birçok değerli hocamız bu bize katkı sağlamaktadır. Genç Birlik Vakfı aynı zamanda 250 öğrencimize, yani üniversitede okuyan 250 öğrencimize öğretmenlik yapmayalı epeyce oluyor. Muhtemelen 94'te emekli olmuştum. 24 sene olmuş ama ondan önce 75 mezunuyum. Dolayısıyla 1975'ten itibaren öğretmenlik yapan bir büyüğünüz olarak buradayım. Gerçekten bizi buluşturan Dini ve Milli Hizmetler Vakfımıza, yine bu projenin içinde bulunan diğer paydaşlara ve Malatya Lisesi'ne, onun müdürüne, ekibine buradan teşekkür ediyorum hepinize. Öğretmenlik yaparken zil çaldıktan sonra ders anlatmaya devam eden hocalara içinden kızardım. Kırmızı Karanlık diye bir şiir kitabı. Daha sonra Kalabalık Yalnızlık diye bir şiir kitabı. Rastgele koyulmuş bir isim değil. Ben kendimi yüz binlerin içerisinde yapayalnız hisseden bir insanım. Halen öyleyim yani. Bu sınıf burada da şu anda yalnızım. Şehirde yaşadığım yerde de öyleydi. Sonra Dipsiz Umman diye bir şiir kitabımız var. Daha sonra Ömür Bohçam diye bir kitabımız var. Sonra Işık Kokusu, Işığın Kokusu Olur Mu diye düşünmeyin. Işık Kokusu adlı bir kitabımız var. Şu anda Azık ve Davet adında iki kitabımız baskıya hazır. Bunun dışında Hekimanlı Aşık Sadık Baba ile ilgili bir kitabımız var. Hani türküleri dinlerseniz bazen Arif Sağ çalıp söyler ya, Sadık der ki diye. O şiirler hepsi bu zata ait.